Fred'in günlüğü. Pilottan yardımcı pilota koordinatlar ne? 11 yönünde bir düşman var. Görüş alanıma girdi ve indirilecek. Sola dön. Sabit dur. Hedef menzili. Kilit yaklaşıyorlar. Hedefe kilitlenildi. Ateş. Hedef yok edildi. Ama kik vuruldu. Fırlat. Ne haber? Bu şey mükemmel değil mi kik? Bu yerin tamamı muhteşem. Sonunda tüm cumartesi aramalarımızdan sonra Melobrook'un uçak mezarlığını bulduk. Ve X-15'i de. Yakıt olmaması çok kötü. Bu kötü çocukla hemen uçmak isterdim. Bunu yaptığını varsay. Keşke 10.000 teneke kutu çita içeceğim olsaydı. Onları bu şeyin boğazından boşaltırdım. Ve gökyüzünde roket gibi fırlamasını sağlardım. Kanter. Köpeğe bir fikir bu. Tam da böyle işler için gizli yerinde biraz nakit saklıyordum dostum. Gizli yerinde mi? İyi anladım da parayı nereden bulacaksın? Hey çocuklar, buraya girmek yasak, okuma bilmiyor musunuz siz? İbranice yazıyor. Evet ve anlamı da defol demek. Burası bu sabah yerle bir edilecek. Evet doğru dostlarım. Rowdy'nin büyük kebapçısı için her şeyi temizlettiriyorum. Her şeyi kebap gibi satacağız. Dev bir yer yapacağım dostlarım. Gunter, o parayı bulmalıyız ve burası yerle bir edilmeden bu şeyi uçurmamız gerek. Dev arkadaşlarım. Kik, gerçekten 10.000 kutu çita içeceği alacak kadar param var mı? Evet ve gizli kasam kimsenin bulamayacağı bir yerde gizlenmiş halde. Evet Fred, dereotunun gizli kasasını buldun. Merhaba dereotu, seni görmeyi ummuyordum. Benim odamda mı? Evet. Ben de seni eşyalarımı karıştırırken görmeyi ummuyordum. Ellerini gizli kasamdan çek. Ne yapacaksın peki? Bunu. Gel bakalım. Oh, hayır izleyemeyeceğim. Oh, hayır. Evet Brad. Evet Brad. Vay, durun çocuklar, burada neler oluyor? Brad odama izinsiz girmiş ve gizli kasamı çalmış baba. Yalan söylüyor. Yeter. İkiniz de yettiniz artık. Davranışlarınızı zaman zaman görmezden geldim, inkar ettim. Ve yine zaman zaman başarısız da oldum. Artık size kardeş kanununu imzalatmaktan başka seçeneğim kalmamış oluyor. Kardeş kanunu mu? Evet doğru. Kardeşler aralarındaki sorunları kibarca çözemediklerinde üçüncü taraflar, ki o benim, araya girmeli ve durumu düzeltmelidir. Bu kontratı imzalayarak ikiniz de şunu kabul ediyorsunuz. Bundan sonra birbirinizin özel mülklerinden uzak duracaksınız. Hiç sanmıyorum baba. Teşekkür ederim ama gerekmez. Bir kere imzalandığında kurallar asla bozulamaz. Bozulursa yönetici, ki o ben oluyorum, yasal cezaları en sert, en korkunç, yüksek sesle söylenmeyecek şekilde uygulayacaktır. Şimdi birbirinizin özel mülkünden uzak durun ki cezanın ne olacağını öğrenmeyelim. Hoşçakalın. Her neyse. Nasıl olsa ben kuralları bozmayacağım. Sen kendine bak. Bu da halloldu. Şey pek değil çünkü paran hala Brad'de. Ay bisküvi. Başladığımız yere döndük. Paramı Brad'den geri almalıyız ama nasıl? Sevgili günlük. Günlük mü? Sevgili tatlı sırlar. Sırlar mı? Bugün çok ama çok çalıştıktan sonra sonunda hayatımı tamamlayacak şeyi alacak parayı buldum. Gizli kasamın yerini kimseyle paylaşmayacağından eminim. Ve dua ediyorum ki hiç kimse sakladığım yeri bulamasın. Kalemim kırıldı. Gidip markete yeni bir kalem alayım. Ben yokken kendine iyi bak günlük. Tombala. Tombala mı oynayacağız? Hazırlıklı gelmiştim. Hayır Gunter. O günlüğü alacağız ve Brad'in parayı nerede sakladığını öğreneceğiz. Evet hadi yapalım. Şey bilemiyorum Kik. Şimdi Brad onu nerede saklıyor? İşte burada. Hadi bu kötü çocuğu açalım ve görelim. Kik bekle. Bu da ne? Brad'in günlüğünü okumak çok yanlış bir şey. Hadi canım oradan. O paramı aldı ve bu her şeyi çözecek. Kardeşlik kanununu unuttun mu yoksa sen? Kardeşlik kanununu boş ver. Brad pisliğin biri. Ayrıca yapacağın muhteşem uçuşu unuttun mu yoksa kardeşim? Güzel nokta. Ama bu kilidi nasıl açacağız ki? Dereotu. Brad.
Orada ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Şunu söyleyeyim, kardeşlik anlaşmasını imzalamak bana izlediğim bazı yolların yanlış olduğunu gösterdi. Ve senden aldığım tüm parayı sana geri vermeye karar verdim. Al bakalım, işte paran. Çok düşüncelisin. Kardeşlik kanununu bozmayacağından eminim. Sonra görüşürüz. Vay canına, sanırım Brad gerçekten değişmiş. Başından beri sen haklıydın Gunter. Brad'in özel mülkünden uzak durmam gerekiyordu. Aynı kardeşlik kanununda söylediği gibi. Artık parayı geri aldığımıza göre hadi gidip jeti uçuracak çıta içeceği alalım. Yapamam Gunter. Önce o günlüğü Brad'in odasına geri koymalıyım. O fikir pencereden uçup gitti. Ne demek istiyorsun Gunter? Demek istediğim, Brad'in günlüğü pencereden uçup gitti. Oscar! Gunter, kay kay! Geç, devam edemeyeceğim. Şimdi eve gitmeliyiz. Nereye otur? Brad, burada ne var? Kalem almak için gelmiştim. Yazmak için. Kişisel nokta birleştirme kitabıma diyecektim. Görüşürüz küçük kardeşim. Ne kaçırdım. Gunter, bu günlüğü eve bırakmam gerekiyor. Brad birazdan orada olacaktır. Onu yakalamada iyi şanslar. Otobüsü geçmek için roket lazım ki o görmeden o günlüğü eve bırakabilelim, değil mi? O şeye dikkat et. O çita içeceği XXE'den kurtulmak gerek. Bu 10.000 kutu sıradan çita içeceği gücünde. Çok güçlü ve tehlikeli görünüyor. Ya çocukların eline geçerse? Eğer bu sahaya bırakırsak onu kimse bulamaz. O şey olmadan önce gitsek iyi. Çok da kötü değildi. Evet, ultra yumuşak bir şey düşüşümüzü hafifleştirdi. Oscar! Kıymetlim, neredesin değerlim? Sonunda kardeşlik kanunu korundu. Dereotu, nasıl yaparsın? Baba, Kik kardeşlik kanununu bozdu. Neden Kik? Neden? Ama baba, açıklayabilirim. Hayır Kik, açıklamayı ben yapacağım. Kardeşlik kanununu bozdun ve şimdi cezanı çekeceksin, anlaşıldı mı? Seni kalın kafalı, günlük sahteydi. Onu yem olarak kullandım ki Kik onu aldığında babam ne ceza verecek hep beraber görelim. Tüm gün boyunca sizin yaptıklarınızı izledim, sersemler. Son olarak da Kik'in gizli kasasındaki paraları sahteleriyle değiştirdim ve gerçeğiyle de işte bunu aldım. Nadir bulunan bir Tankini Lumberjack posteri. Tüm dünyada sadece bir tane beğeneni var. Şimdi hemen git, posterime bakmam gerekiyor. Seni uyarmıştım ki. Hayır lütfen, bunu yapma lütfen. Bir otu ceza çekerken Brad beleşe getirdiği yeni Tankini posterini izliyor. Hayatımı tamamlayan tek şey... Hayır! Kıpırdama evlat! Neden beni dinle? Demek hakkında konuşamayacağın ceza şekli buydu. Bak Kik, Brad'in kişisel şeylerini karıştırmayacağını biliyorum. Ve Brad'in seninkilerden uzak durmasını istediğini de. Bu işe son vereceğini düşündüğüm tek şey onu korkutmak. Yani inandırıcı sesler çıkarmaya devam etmeliyiz. Şimdi vurmaya devam et.